Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Aslında bildiğiniz kameraların gibi bir karşısına durum geçti olacak. ve Sadece bir 16 durum Nisan olacak. Siyasi referandum partilerin siyasi oylaması, partilerin YSK kararları kurumlarının gibi gündeme kurumlarının ilişkin kurumlarının açıklamalarda oluşturmasına bulundu. bir engel teşkil etmemiştir. Bugün tekrar bu düzenlemeyle ki dünyanın birçok Sözcü Kalın, ülkesinde açıklamalarının uygulanıyor. ardından soru-cevap bölümünde gazetecilerin Başkanlık sorularını yanıtladı ve Fransız siyaset bilimci seçimlerinde Philippe Türkiye'de yeni Moreau de seçimler Fagre'nin yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Yeni suikast çağrısı ile seçimlerin ilgili yapılması soruyu sert gerektiğini bir dille öncelikle yanıtladı. söylemek isterim. Bu tür söylemlerin normalleşmesine ve sıradanlaşmasına asla izin vermeyeceğiz. İkinci olarak burada tabii ki Cumhurbaşkanımız avukatları aracılığıyla da bir suç duyurusunda bulundular. Çünkü dediğim gibi bu ne hakaret ne eleştiri kapsamında ele alınabilecek, hafife alınabilecek bir konu asla ve asla değildir. Birisi çıkıp bir ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına tek yol suikast buyurun diyorsa hem de bunu televizyonlardan yapıyorsa bunun hukuki sonuçları olur. Buna da katlanmak zorundadır. Dolayısıyla biz de bu hukuki sürecin takipçisi olacağız. Basın Yargılanacak toplantısında Kalın, davalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı ile ilgili soruya da yanıt verdi. Aslında bildiğiniz gibi 1960'a kadar cumhurbaşkanları Türkiye'de siyasi parti üyesi olmuşlardır. Parti kimlikleri onların tarafsız olmasına bir engel teşkil etmemiştir. Bugün tekrar bu düzenlemeyle ki dünyanın birçok ülkesinde de bunun örnekleri var. Başkanlık sisteminin uygulandığı birçok ülkede var. Başkanlar siyasi partileriyle ilişkilerini kesmek zorunda değiller seçildikleri zaman. Dolayısıyla bu çerçevede şu anda Cumhurbaşkanımız için de bu imkan ve hak ortaya çıkmış bulunmaktadır. YSK'nın kesin seçim sonuçlarını açıklamasından sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın bir üyelik başvurusu olacaktır. Burada